Seni de yordum buralara kadar kızım. Kusura bakma. Aa, elbette geleceğim. Gece gündüz hangi saatte olursa ara. Hiç çekinme. Melek bu kız vallahi. Bildiğin gökten inme melek. Allah razı olsun senden yavrum. Tansiyonun iyi. Ama biliyorsun stres, üzüntü yasak sana. Kalbine çok iyi bakman lazım. Haplarını da sakın ihmal etme. Etmem kızım. O halde bana müsaade. Güle güle yavrum. Dur dur. Hiç zahmet etme teyzeciğim. Ben çıkarım. Sen dinlen. Kızım, müsait olduğun bir gün kahvaltıya gel. Ömer de çok sevinir. İnşallah bakarız. Ben çayları tazeleyeyim. Yaşlandın artık Mürvet. Bir gelin lazım bu eve. O evi çekip çevirecek. Sen ayaklarını uzatıp dinleneceksin. Ömer de işe güce girdi artık. Geciktirmeye hiç niyetim yok zaten Nurten. Merak etme. Bir an evvel evlendireceğim bu çocukları. Ben zaten hep diyordum Zeynep'ime. Ömer'den daha iyisi bulunmaz. Zeynep mi? Zeynep tabii ya. Ne münasebet canım. Ben genç yaşta dul kaldım. Ömer'imi yemedim yedirdim, içmedim içirdim. Okuttum, adam ettim. Yetimhaneden aldığım anası babası belli olmayan kızımı alacağım oğluma. Ne dediğini kulakların duyuyor mu senin Mürvet? Duyuyor ya. Benim gelin adayım belli, Dilek. Rahmetli kardeşimin torunu. Hem soyu sopu belli, okumuş, doktor olmuş. Mürvet teyze. Nasıl böyle konuşuyorsun? Anacığım, ben insanın yüzüne söylerim lafı. Eğer Ömer'le ilgili bir hayalim varsa bu hayalden vazgeçerim. Ama... Anne gidelim, hadi gidelim. Niye kocundunuz anlamadım ki? Allah'ım yarabbim, bunlar da bir hoş. Olan benim değil mi? Kimi istersem onu alacağım tabii. Allah Allah. Yürü kızım. Merhaba. Ne oldu şimdi ya? Allah Allah. Ne oldu ki? Aman da annesinin paşası gelmiş. Gel. Hayırdır anne? Nuriye teyzeler niye öyle çıktılar? Selamımı bile almadılar. Aman üf be. Bırak onları. Kendi kendilerine gelin güvey olmuşlar. Anlamadım. Zeynep'le seni birbirine yakıştırmış aklı sıra. Bilmem ne de bilmem ne. Anne yoksa kızı kıracak bir şey mi söyledin? Tövbe tövbe. Zeynep yetimhaneden çıkma bir kız. Gayrimeşru mu değil mi? Anası babası sağ mı ölü mü? Kimin nesi belli değil. Böyle bir kızı gelin alır mıyım ben sana hiç? Anne nasıl konuşuyorsun ya? Ayıp, günah. Zeynep'i 11 yıldır tanıyoruz. Bir yanlışını mı gördük? Nesi var kızın? Edebinden, hayasından bana bakamıyordu bile. Ben Zeynep kötüdür demiyorum ki oğlum. Allah ona hayırlı kısmetler versin. Ama sana olmaz. Dilek gibi okumuş, doktor olmuş. Soyu sopu benden olan biri varken. Anne Dilek'i aklından sil tamam mı? Ben ona hiç o gözle bakmadım, bakmam da. Baksan ne olur? Gözün çıkmaz herhalde. Anne tamam yeter. Ben odama gidiyorum. Sonra konuşuruz. Aferin çocuğum, aferin. Sen bir kız için annene böyle tafra yap. Annen senin için çaycılık bile yapsın. Dişiyle, tırnağıyla seni okutsun, adam etsin. Sen annene böyle yap. Anne ne olur beni de anla. Bir günde sen beni anla, ne olur. Yıllarca her dediğini yaptın. Bir günde sen benim dediğimi yap. Çok mu şey istiyorum ha? Ama anne, insaflı ol. Bu evlilik ya. Ben Dilek'le evlenmek istemiyorum. Nasıl anlatayım başka? Oğlum ben senin düşmanın değilim. Gençsin daha önünü göremiyorsun. Dilek benim kardeşimin torunu. Bana ondan iyi kimse bakamaz. Anne asıl sen Dilek'i unut. Dilek'le asla evlenmem. Anne.
Anne. Anne iyi misin? Sen benim ölmemi mi istiyorsun oğlum? Bu muydu? Emeklerimin karşılığı bu muydu? Anne tamam, sakin ol. Tamam. Eğer Dilek'le evlenmezsen sütümü, analık hakkımı helal etmem sana. Git evlen Zeynep'le, başkasıyla, kiminle istersen anne evlen. Ama anneni unut. Bak bakalım mutlu olabilecek misin? Anne, bak böyle konuşma. Bu son söz. Ya Dilek ya da beni unut. Hakkım sana haram. Anne ya, yapma böyle ne olur. Kızım, hayırlısı böyleymiş demek. Zamanla geçecek. Unutacaksın yavrum. Hoşçakalın. Güle güle gidin, güle güle gelin inşallah. Hadi iyi yolculuk. Nazar göz değmez inşallah. Allah'ım sana çok şükür. Çok çektin be Mürvet. Şimdi rahat etme zamanı. Kızım, sen bana bir kahve yap bakayım. Kusuruma bakma, yapamam. Ne demek yapamam? Dilek Hanım talimatı. Kahve size dokunmuyormuş. İçirmememe söyledi. Allah Allah. Ben ne istersem onu içerim. Kimse karışamaz. Git getir bakayım kahveyi. Hadi. Ama. Hadi dedim, hadi hadi. Bu kadınla işimiz var. Hadi yürü. Ay hiç olmuş mu bu böyle? Eşyaların her biri bir yerde. Bırak kahveyi, bırak. Gel bana yardım et. Bu eve adam akıllı bir kadın eli lazım. Hadi. Gel. Tut şunun ucunu. Ah gençler. Akıllar beş karış havada tabii. Hadi tut. İnsan mutluluktan da ölebilirmiş, bunu anladım. Mutlu olmana sevindim. Sen değil misin? Tabii ki mutluyum. Ya konuşmak için erken ama ben hemen çocuk istiyorum. Eğer senin içinde bir mahsuru yoksa. En büyük ikinci hayalim hemen gerçek olsun istiyorum. Olsun tabii, olsun. Çocuk güzeldir, eve neşe katar. İnşallah kız olur ya da erkek. Yani sen erkek istersin tabii değil mi? Hiç fark etmez. Sağlıklı olsun da. Bu arada annemi yanımıza kabul ettiğin için teşekkür ederim. Çok istedi bizimle oturmayı. Hayır diyemezdik tabii. Hep baş başa bir evlilik hayal etmiştim ama... Annem bazen ne konuştuğunu bilmez. Ama içinde kötülük yoktur. Onu hoş görürsen sorun çıkmaz. İnşallah. Salonun eşyalarını yerini değiştirdiniz.
odanızı başka yere taşınırız. Ama Dilek Hanım hiç hoşlanmayacak bundan. Ben sizi söyleyeyim. Tamam. Sen önce düzgün Türkçe konuşmasını öğren de. Dilek bir şey demez. Hem annesi sayılırım ben onu. Hadi sen bir kahve yap bana. Hadi. Buyurun. Vallahi Mürvet abla, helal olsun, dediğim dedik, evlendirdin oğlunu. Saraylarda yaşıyorsun maşallah. İsteseydim zamanında da yaşardım. Rahmetliden sonra ne zenginler çıktı. Ama ben ne yaptım? Hayatımı, gençliğimi oğluma adadım. Ömer de şimdi annesine karşılığını ödüyor. Gelinin nasıl bari, memnun musun? Dilek dünya tatlısı. Hem güzel, hem akıllı, hürmetli, güler yüzlü, saygılı. Soyu sopu temiz, asil. Ay üstelik doktor. Daha ne olsun? Biz geldik ettik de gelin de bir neticede bir şey demesin. Yok daha neler Ayten. Ben varken ona laf mı düşer? Hem daha gelmelerine bir hafta var. Ha, iyi madem. Zaten gelse bile sizi gördüğüne memnun olur kızcağız. İyi ama. Ne oluyor burada ya? Geldiniz mi evladım? Hani haftaya gelecektiniz? Gelin. Komşular da sizi merak ediyordu. Kızım bir hoş geldin diye misafirlere. Öyle dikilecek misiniz orada? Benim odama çıkmam lazım. Kusura bakmazsınız değil mi? Başım çok kötü ağrıyor. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Ben de bir Dilek'e bakayım. Mürvet. Gelinin de pek güler yüzlüymüş maşallah. Ay sus sen de Nuriye. Uzun yoldan geldiler tabii. Kusura bakmayın. Hadi hanımlar kalkalım biz. Kimsenin keyfini kaçırmayalım. Nereye gidiyorsunuz? Gidelim Mürvet. Başka zaman geliriz. Çok geç oldu zaten. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Nasıl böyle bir şey yapar? Haksız mıyım? Söyle. Haklısın da canım. Bu defalık kusuruna bakmasam. Nasıl kusura bakma ya? Eşyaların yeri değişmiş. Evi mahalle kadınlarıyla doldurmuş. Denireceğim ya. Dilek. Sakin ol lütfen. Ya. Tatyana. Buyurun efendim. Kim değiştirdi bu eşyaların yerini? Kim karar verdi buna? Bağırma kızım. Ben yaptım. Ne var bunda? Ne mi var? Dilek lütfen. Bak Mürvet anne, bir konuda anlaşalım. Burası benim evim. Ben burayı zevkime göre dekore ettim. Değişmesini istemiyorum. Kızım ne var bunda? Düzgün değildi işte. Eşyaların biri Anya'da biri Konya'daydı. Hem gelen giden demeyecek mi bu nasıl ev? Mürvet burada yaşıyordu, bir çeki düzen veremedi diye bu eve. Ya sen bu evden sorumlu değilsin ki. Üstelik benim gelenim gidenim de yok. Sizin mahalledeki kadınların da bir daha kadınlar matinesi gibi bu eve dolmasını istemiyorum. Ömer'le evleninceye kadar böyle demiyordun ama. Hani senin baş tacındım? Ya... Dilek, lütfen. Sabah bu evi bıraktığım gibi bulacağım. Peki efendim. Anne. Allah aşkına üstüne vazife olmayan işlere karışma. Ha yani şimdi ben suçlu oldum öyle mi? Yazıklar olsun. Anne öyle demek istemediğimi sen de biliyorsun.
Ama Dilek pimpirikli. Ayrıca bu evliliği sen istedin. Dilek Dilek diye tutturan sendin. Önce böyle miydi? Ay ne bileyim ben böyle değişeceğini oğlum. Hanımefendiye pırlanta gibi evlat verdim. Aldım karşılığa bak. Anne, Allah rızası için mantıklı davran. Ve anlayışlı ol biraz. Anlayışsızım ha? Aferin oğlum, aferin. Sen de harca beni. Anlayışsızmışım. Allah'ım sabır ver yarabbim. Neyse, sonra konuşuruz bu meseleyi. Sen bir sakinleş önce. Bırak bırak. Sen git çayı getir. Eline de bir iş yakışsa. Hizmetçi diye almış seni. Tövbe tövbe. Hayırlı sabahlar anne. Sana da oğlum. Hayırlı sabahlar gelin hanım. Günaydın. Mürüvvet anne. Önce ben konuşayım da sen sonra dersin diyeceğim. Bak kızım. Sen de biliyorsun ki ben daha 25 yaşında dul kaldım. Tek başıma yetim çocuk büyüttüm. Ne acılar zorluklar çektim. Herkes biliyor. Zaman geçti. Oğluma da mı oldu? Sonra ben de seninle evlenmesini istedim. Ben istemeseydim bu evlilik olmazdı. Ama oğlum sağ olsun beni kırmadı. Anne lütfen. Sen bir sus. Yalan mı oğlum? Peşinde niceleri vardı senin. Mahallenin bütün kızları Ömer Ömer diye ölüyordu. İsteseydim onlardan birini almaz mıydım? Ama ne yaptım ben? Rahmetli kardeşimden Yadigar diye seni uygun gördüm. Niye gördüm? Saygılı dedim, okumuş dedim, hürmetli dedim, sevecen dedim. Mürüvvet anne, sen beni yanlış anlıyorsun. Benim niyetim saygısızlık etmek değil. Ama benim bir düzenim var. Bozulmasın istiyorum. Bak kızım, ikiniz de gençsiniz. Hayat konusunda cahilsiniz. Şükredin ki başınızda benim gibi bir büyük var. Ama azıcık kıymet bilin. Bildiğin gibi değil Pınar. Yemin ederim delireceğim. Akşam sakinleştirici alıp uyudum. Eğer böyle devam ederse kafayı yerim ben. Baştan kabul etmeyecektin sen. Şimdi sakin olman lazım. Kadın belki kendiliğinden döner evine. İnşallah ya. İnşallah kendiliğinden gider. Yoksa ben göndermek zorunda kalacağım. Kendine odaklan sen. Bak daha boy boy çocuklarınız olacak. Hep istediğin bu değil miydi? İnşallah. Ömer de çok istiyor. İnşallah. Kızım senin gözün kör mü? Bu çarşaflar lekeli diyorum sana. Ya lekeli falan değil. Niye inlemiyorsunuz ya? Bana bak. Öyle yağlı bağlı konuşma benimle. Haddini bil. Ne diyorsam o. Terbiyesizlik yapma. Kendini kapatışında bulursun ha. Tamam. Nasıl istiyorsunuz öyle yapayım. Ben karışmıyorum. Türk hizmetçiyi bırakıp elin ecnebi memleketinden getirirsen olacağı bu. Koskoca gri lekeleri görmüyor ya. Ben şimdi bunu bir çamaşır suyuna basarsam... Rengi biraz açılsa da lekeler kaybolur.
İyi akşamlar anne. Hoş geldin paşam. Bak annen size neler yaptı. Oo, muhteşem görünüyor. Dilek nerede? O biraz gecikecekmiş. O da ne demek? Erkekten sonra eve gelmek mi olur? Kadın dediğin kocasından önce eve gelir. Bilmiyor musun bunu? Anne, başlamayın. Niye başlamayacakmışım? Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz? Ne işi varsa gündüz yapacak. Akşam da erkenden evinde olacak. O kadar. İyi insan lafının üstüne gelirmiş. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Ne oldu? Beğenmedin mi gelin hanım? Sabahtan beri sizin için uğraştım. Ne emekler döktüm. Beğenmemek değildi. Ben et yemem ki. Kayınvalidenin yaptığı zehir de olsa yenilir kızım. Ayrıca kocandan sonra eve gelmek de neymiş? Tatyana. Buyurun efendim. Bana bir mevsim salatası yapar mısın? Hemen. Tamam. Kızım. Güzel mi ama senin bu yaptığın saygısızlık. Hatırım için ucundan tatmayacak mısın? Anne, et yemiyor ki Dilek. Bunca yıldır bilmiyor muydun? Yine ben suçluyum. Kusura bakmayın. Sabahtan beri kendimi paralıyorum sizin için. Sırf gönlünüz olsun diye mükellef bir sofra hazırladım. Tabii oğlum tabii. Hata bende. Allah'ım sen bana yardım et. Dilek. Ben odaya çıkıyorum. Vazgeçtim, yemeyeceğim bir şey. Allah'ım. Allah'ım asıl bana yardım et. Ne yapacağım ben bunlarla? Ah anne ah. Dilek. Tatyana! Buyurun efendim. Dilek ne oldu? Bu çarşafa ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Kim ne yaptı? Ne oldu bu çarşafa? Ya kayınvalideniz lekeli dedi. Ben dedim lekeli değil, o lekeli dedi. Yıkandı mı, temizledi mi bilmiyorum. Beni dışarı gönderdi. Dilek. Bismillah. Ya o çarşafa ne yaptın? Binlerce liraya Fransa'dan aldığım çarşafı lekeli diye nasıl yıkarsın? O leke değil, leke değil. Çarşafın keli deseni bunu görmedin mi? Kızım bir sakin ol, celallenme. Nereden bileyim ben? Baktım lekeli, kirli görünüyor. Aldım çamaşır suyuna bastım. Sandım ki aylarca yıkanmamış. Kötü mü yaptım? Teşekkür edeceğine bağırıyorsun. Ömer bir şey desene oğlum. Şamaloğluna döndüm bu yaşımdan sonra vallahi. Dilekçim, kusura bakma lütfen. Ben sana alırım tekrar. Giden bir çarşaf olsun. Ömer anlamıyorsun. Mesele çarşaf değil. Neden odama girip çarşafa karışıyor ki? Nereden alıyor bu hakkı ya? Kızım, ben kötülüğümden mi yaptım? Temiz olsun istedim. Gelinim kirli çarşaflar içinde yaşamasın istedi. Anne, tamam ağlama şimdi. Gelin düşman oldu bana vallahi. Ya nazar oldu ya da Zeynep büyü yaptı. Biz iyi geçinmeyelim diye yapıyorlar. Anne, pes yani. Zeynep'le ne alakası var ya? Hala göremiyor musun? Senin yaptıkların yüzünden oluyor bunlar. Tabii ya, hata bende. Ben seni doğurdum, büyüttüm. Okuttun, saçını süpürge ettin, adam ettin. Ömrünü feda ettin değil mi? Evet, her şeyi sen yaptın. Ama bu evliliği de sen istedin. İstemedim de. Yok yok. Direkt nazara gel. Hep o mahalleli kadınlar yüzünden. Ay. Onların gözü değdi. Direkt böyle değildi. Anne. Allah rızası için. Bir daha bir şeye karışma bu evde. Sen annene çemkireceğini git karına söyle. Anneme bir çarşaf için çemkirme de. Ben seni bugünleri göreyim diye mi yetiştirdim? Ya sabır. Ya sabır. Ah Ahmet Efendi, ah şimdi sağ olaydın da başımda olaydın. Yok yok,
Ya nazar değdi ya büyü yaptılar. Gelinim bana düşman ettiler. İnan ne yapacağımı şaşırdım. Resmen bana düşman oldu gelin. Tamam Mürüvvet, üzülme artık. Hoca derman olur derdine. Yaptığı muskalarla kaç dişli gelini yumuşattı vallahi. İnşallah bizimki de yumuşar. Yoksa kalpten giderim vallahi yakında. Tövbe Allah de Allah. Allah korusun. Annemi bu yaştan sonra değiştiremem ki canım. Biraz sabır ne olur. Azıcık duymasan, görmesen, bir şey derse de he deyip geçsen çok mu zor? Ömer, nasıl çalıştığımı biliyorsun. Akşama kadar kaç kişiyle uğraşıyorum hastanede. Ama eve gelince görüyorsun işte. Haklısın ama... Aması artık bir çözüm olmalı bu işin. Ben gerçekten çok yoruldum. Biraz daha sabır hayatım. Düzelecek her şey. Bunu al. Başını koyduğu tarafı bul. Sonra da yatağın altına koy. Ama unutma, gelinin yattığı taraf olacak. Karıştırma yoksa tersine işler. Tamam tamam. İyi olacak, iyi. Sen merak etme. İnşallah. Anne, konuştum ben Dilek'le. Merak etme, düzelecek her şey. İnşallah. Ben hazırım. Anne, biz çıkıyoruz. Var mı akşama istediğin bir şey? Yok oğlum, sağ ol. Hangi tarafta uyuyor ki bu kız acaba? Akşam sana söylemeyi unuttum. Salı günü İtalya'ya gidiyorum. Yeni anlaşma imzaladık demiştim ya. İtalya'ya mı? Uzun değil. Perşembe akşamı dönüyorum. Ama çarşamba günü Şire'deki arsanın devir işlemini yapacaktık. Vekalet versem sana. Avukat her şeyi halleder. Sen gidip bir imza atarsın, olmaz mı? Olur. Aa, telefonum. Allah Allah. Nerede telefon? Kadınların çantasına ben girsem kaybolur. Telefon nasıl kaybolmasın? Evde unuttum demek ki. Telefonsuz mümkün değil, yapamam. Hemen geliyorum. Tamam. Yok anacığım, bu böyle olmayacak. Nasıl bulacağım ben? Buldum işte. Dilek'in saçı bu yastıkta olduğuna göre bu tarafta yatıyor demektir. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ne demek hiç? Ne demek hiç ya? Kızım vallahi kötü bir niyetim yoktu. Ne o elindeki? Ne yapmaya çalışıyorsun? Bir şey değil kızım. Vallahi bir şey değil. Ya! Dur! Amacın ne senin ha? Amacın ne? Muskalar, büyüler mi eksikti şimdi? Sen böyle deli gibisin. Onu düzelteyim dedim. Kızım, bana da yazık ama ya. Kim delirtti beni acaba? Kim? Bırak. Ver o elindekini bana. Bırak. Ver! Ya, ver! Bırak! Bırak şunu, bırak! Ver bırak. Şunu! Bırak! Ver! Ver! Ya ver şunu! Kızım, Dilek, kızım,
Dilek, ne olur gözünü aç. Dilek! Dilek Hanım. Ne oldu bana? İyisiniz Dilek Hanım. En zor saatlerinizi atlattınız. Anlamadım. Çok mu kötüydün? Omurganızda ya da kemiklerinizde herhangi bir hasar yok. Bu açıdan iyisiniz. Ancak düşmenin etkisiyle bebeğinizi kaybettiniz. Bebeğim mi? Hı hı. Evet. 6 haftalık hamileymişsiniz. Siz şimdi dinleyin. Ben yine geleceğim. Bebeğim. Lütfen sakin olun. Doktor bey, işim nasıl? İyi, merak etmeyin. Ben gerekeni kendisine anlattım. Dilek Hanım çok üzgün. Metanetli olun ki sizden güç alsın. Şimdi içeri girip hastayı görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Anne. Anne. Sen burada bekle. Girmen doğru olmaz. Dilek, iyi misin? Ağrın var mı? Dilek, konuş benimle lütfen. Hamileymişim. Ne? Ama o düştükten sonra onu kaybetmişiz. Olamaz. Üzülme canım. Önemli olan senin sağlığın. Yeniden anne olursun. Tüm bu acıları unuturuz. Bebeğimi, bebeğimizi kaybettim Ömer. Bunların hepsi annen yüzünden, anladın mı? Onunla bir daha yüz yüze gelmek istemiyorum, anlıyor musun? İstemiyorum. Dilek, lütfen sakin ol. Bak, haklısın. Sonuna kadar haklısın canım. Ama o benim annem. Senin annen, benim anneliğimi bitirdi. O gitmezse evliliğimiz biter, anladın mı? Ben her şeyi halledeceğim. Sen yeter ki sakin ol. Kendini yorma. Anne, iyi misin? Anne, neden gitmek istiyorsun diye sormadım. Biliyorsun, Dilek depresyon geçiriyor. İçim kan ağlasa da böylesi daha iyi olacak sanki. Ama söz, her gün ziyaretine geleceğim. Hiçbir şeyini eksik etmeyeceğim. Hadi, içeri girelim artık. Sen git oğlum, sen karının yanına git. Tamam anne, yarın gelirim. Hadi Allah'a emanet ol. Teyze. Ah kızım, ah. Hadi bir gayret et de içeriye girelim. Hadi. Gel hadi.
Dikkat et canım, gel. Buyurun isterseniz, odaya geçelim. Dilek Hanım'ın yatağını hazırladım. Hadi o zaman geçelim. Canım. Salona geçelim o zaman. Nasıl istiyorsan öyle yaparız. Ancak 3 gün sonra yurt dışına gideceğim. Dönüşte evi de eşyaları da her şeyi değiştiririz. Tamam. Canım benim. Şimdi bu çorbayı da içersen hiçbir şeyin kalmayacak. Sana karşı çok mahcubum kız. Müvet teyze lütfen. Geçmiş unuttum ben. Kader kısmet dedim, geçti gitti. Yok kızım yok. Ben sana çok büyük kötülük ettim. Kendime de ettim. Böyle konuşma Müvet teyze. Üzülme artık. Önce çorbanı iç, çay da yaparım arkasından. Allah senden razı olsun kızım. Yaşatamadım seni. Bebeğim. Bebeğim. Hasta mısın Ömer? Yok, iyiyim ben. Ne var peki? Bir lokma bile yemedin. Haftalardır annem tek başına orada öyle. Kimseyle konuşmuyor desem yeridir. Ya benim zorlamamla ağzından birkaç cümle zor çıkıyor. Neyse canım. Sen yemeğini ye, bakma bana. Thank you.
Dilek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilek yatıyor mu? Yok, salonda sizi bekliyorlar. Anne? Oğlum. Hoş geldin anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.